Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine 4 misafirimiz stüdyomuzda. Bu akşam hanımları ağırlıyoruz. İstanbul'dan 4 yarışmacımızla birazdan 66 soruyu cevaplayacağız. Siz de ekran başından eşlik ederseniz memnun oluruz efendim. Her akşam olduğu gibi önce başvuru videoları. Merhaba, Dilara Kılıçkıran ben. 30 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Endüstri mühendisiyim, şu an çalışmıyorum bir yerde. Yarışmanıza katılırken çok iddialı bir şekilde katılmıyorum ama yine de şansımı denemek istiyorum. Umarım şans benden yana olur. Teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Ezgi. 32 yaşındayım, insan kaynakları alanında çalışıyorum. Çok yeni yeni başladım aslında Ben Bilirim'i izlemeye. Çok eğlenceli görünüyor. O nedenle ben de başvurmak ve katılmak istedim, bir parçası olmak istedim. Şimdiden yarışmacıya tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım ben de bir parçası olma fırsatı yakalayabilirim. Merhabalar, ben Dila Tütüncüoğlu. 27 yaşındayım, sanat tarihi mezunuyum. İstanbul'da yaşıyorum. Şu an yüksek lisans yapıyorum mimarlık tarihi üzerine. Şu an biraz heyecanlıyım. Muhtemelen yarışmada da bayağı heyecanlı olurum. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Güzel Kahraman ben. 32 yaşındayım. Evliyim, İstanbul'da oturuyorum. Özel bir sektörde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışmaktayım. Müzik dinlemeyi, seyahat etmeyi, resim yapmayı seviyorum. Yarışmanızı takip ediyorum, seviyorum. Heyecanla bekliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, hanımların başvuru videolarını izledik. Şimdi onlarla buluşma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. İstanbul'dan 4 hanımefendi. Bu akşam stüdyomuzda 1 numaralı masamızda Belgüzer Hanım, 2 numaralı masamızda Dilara Hanım, 3 numaralı masamızda Dila Hanım ve 4 numaralı masamızda da Ezgi Hanım'la yarışacağız. Biraz heyecanlı olduğunu söyleyen isimler var ama ben çok inanmıyorum. İnşallah güzel bir yarış bizi bekliyor. Keyifli hanımlarla birlikteyiz. Az önce bir de antrenman yaptık. Herkes puan aldı ve 4 soru gördük. 4 soruda herkes puan aldı. Bence yarışta güzel geçecek. Ne dersiniz Dila Hanım? Olacak umarım. Tamam, peki. Dila Hanım, sıram gelince konuşurum diyenlerden. Peki, o zaman 1 numaradan başlayalım. Belgüzel Hanım, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Belgüzel Kahraman ben. 32 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Evliyim. İşletme fakültesi mezunuyum. Özel bir sektörde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışmaktayım. Müzik dinlemeyi seviyorum. Resim yapmayı seviyorum. Harika. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu arada yalnız değiliz Belgüzel Hanım. Kim evet, var? Evet, eşim de geldi. Evet, eşi de bugün tribünde. Teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Başarılar Belgüzel Hanım'a. Teşekkür ederim. Ve 2 numaraya Dilara Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Dilara Hanım. Merhaba, hoş Merhaba. Buldum. Dilara Kılıçkıran. İstanbul'dan katılıyorum ben de. Endüstri mühendisiyim. 6 yıl mühendislik yaptım. 2 aydır da çalışmıyorum. Biraz heyecanlıyım. Genel olarak heyecanlı bir yapım var. Böyle yeni değişimleri görünce de heyecanlanıyorum. Öyle. Ama şu da var, bazı yarışmacılarımız da o heyecandan besleniyorlar. Heyecanlıyım diye başlayıp, heyecanlıyım diye finale kadar gelip arkasından heyecanlı bir şekilde gün birincisi, sonra da hatta ödülü kazanan heyecanlılar da gördük. Belki de İnşallah o heyecan faydalı olur Dilara Hanım belki de. Yani eğlenmeye geldik gerçekten. Hayatımıza bir değişiklik katalım dedik. Süper. Onun için geldik. Hani ödül çok da şey değil hani. Önemli değil evet. Diyorsun. Peki. Umarım güzel bir vakit umarım. Geçiririz. Önümüzdeki evet. 1,5 saat keyifle geçer. Başarılar diliyorum Teşekkür Dila ediyorum. Hanım'a da. Ve efendim 3 numaraya Dila Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Dila Tütüncüoğlu. 93 doğumluyum. Mimar Sinan'da şu an yüksek lisans yapıyorum mimarlık tarihi üzerine. Ben de anneannemin isteği üzerine katılım senelerdir. Pasaparoladan beri böyle şey diyor. Katıl, katıl, katıl. Buraya nasip. Buraya kısmet oldu. Evet. Anneanne nerede? İstanbul'da mı anneanne? İstanbul'da. İsmi neydi? Emine. Emine Hanım'a saygılarımı sunarız efendim. Dila Hanım'ın buraya gelişine vesile olan Emine Hanım'a saygılar. Mutludur herhalde sizi ekranda şu an gördüğü evet, için. Evet, evet. Mutlu olacak. Umarım keyifli olur sizin için de. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. 4 numaraya Ezgi Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Ezgi Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. İsmim Ezgi, 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir şirkette insan kaynakları alanında çalışıyorum. Ben de çok yeni izlemeye başladım ve çok keyifli bir ortam olduğunu düşündüğüm için ben de bir parçası olmak istedim aslında. Şimdiye kadarki zamanda bile aslında bunu görmüş olduk. Gerçekten çok keyifli bir ortam. Tüm arkadaşlarıma gerçekten başarılar diliyorum.
Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada ortamı keyifli kılan sizin gibi değerli, keyifli yarışmacılarımız. İnşallah güzel bir akşam olacak. Bu arada Ezgi Hanım, tribün desteğini en fazla arkasına alan isim. Kimler var Ezgi Hanım? Annem, babam ve kardeşimle geldim bugün. Anne, baba, kardeş, tam kadro, aile burada. Hoş geldiniz siz de, ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne dersiniz bu akşam Ezgi Hanım'ın performansı için? Ezgi gayet güzel, yarışacak ve başarılı olacak. Her şekilde biz onu çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık bir kez daha. Ezgi Hanım, mesajı almışsınızdır. Mesajı aldım. Ezgi yarışacak, kazanacak. Aynen. Buradan, hani, ama kazanamazsa da biz her yine zaman bağrımıza basarız azından. Diyorlar. Aynen. Evet, başarılar diyorum efendim. Çok teşekkürler. Size. O zaman dört hanımefendiyle yola çıkıyoruz. İlk sorumuz, ilk turumuzun ilk sorusu Belgüzar Hanım için gelecek. Buyursunlar, bu akşamın birinci turunun harf tablosu geliyor. Eşimden yola çıkayım. İlker'in iyisi. İlker Bey'in iyisi. Açılış sorumuz 70 puan değerinde. Kategorisi genel kültür olacak. Geliyor ilk soru. Matematik çalışmalarıyla bilinen 10 Türk lirası üzerinde portresi yer alan Türk bilim insanıdır. Ordinarius Profesör Doktor nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dilara Hanım. Cahit Arf. Cahit Arf. Ben bilirim de bu akşamın ilk puanı Dilara Hanım'a yazılacak mı? Görelim. Kutlarız. Öyle heyecanlıyım, böyle heyecanlıyım derken açılış Dilara Hanım'dan. Şu anda kalbim çok atıyor zaten. Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Birazdan Belgüzar Hanım'la da güzel bir açılış yaparız efendim. Şimdi Dilara Hanım kendi sorusunu seçiyor. Dilara'nın D'si olsun. Dilara'nın D'si. 50 puan değerinde. Kategorisi coğrafyaymış. Alıyoruz. Kutuplara yakın bölgelerin geniş bozkırlarının adıdır. Süremiz başladı. Tundra. 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 Dilara Hanım 2'de 2 yapacak mı? Tundra cevabıyla. Görelim. Tebrikler. Ve Dila Hanım'la birlikte seçiyoruz. Urfa'nın U'su. U harfi. Şanlıurfa'nın U'sunda 70 puanımız var. Kategorisi edebiyat olacak. Alıyoruz efendim. Cahit Külebi'nin Kamyonlar Kavun Taşır ve Ben Boyuna Onu Düşünürdüm dizeleriyle başlayan ünlü şiiridir. Süremiz başladı. Sağlık olsun, gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 50 puanımız var. Hanımlardan hangisi aradığımız cevaba ulaşacak? Bir kutu daha. 40 puanımız kaldı. Buyurun Dila Hanım. İstanbul. İstanbul. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Böylece kendi sorusunda Dila Hanım da açılışı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Anneanne mutludur. Evet. Ve geçiyoruz efendim Ezgi Hanım'ın ilk sorusuna. Neriman'ın N'si. Neriman'ın N'si 50 puan değerinde. Kategorisi oyunlar olacak Ezgi Hanım. Alırız. Üzeri noktalarla işaretli dikdörtgen biçimindeki 28 taşla oynanan bir masa oyunudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dila Hanım. Domino. Domino. 50 puan daha kazandıracak mı Dila Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Evet, dört hanımefendiyle ilk dört soruyu geride bıraktık. Yeniden Belgüzar Hanım'dayız soru seçmek için. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 40 puan, kategori anlam bilgisi ve geliyor ekranımıza. Olumsuz durumlar karşısında ses çıkarmadan bekleme erdemidir. Süremiz başladı.
Sabır. Sabır. Görelim. Tebrikler. Harf seçme sırası Dilara Hanım'a geçti böylece. Z harfi. Z harfi. Zonguldak'ın Z'si 70 puan. Bu kez müzikten gelecek sorumuz Dilara Hanım için. Sertab Erener'in Acı Bitti Aşk Bu Defa, Yanıyor İçim Hala sözleriyle başlayan şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Sertab Erener'in Acı Bitti Aşk Bu Defa, Yanıyor İçim Hala sözleriyle başlayan şarkısı Dilaran. Tamamen tahmin edeceğim. Zor Sevda. Zor Sevda. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Ezgi Hanım. Zor Zaman. Zor Zaman. Bu kez oldu mu? Görelim. Yine hayır dediler. Bir kutu daha. Yapma, çok yıkıldım, zora vundum diye hatırlarsak belki devamında gelecektir aklımıza şarkının adı da. Buyurun Dilan. Zor Kadın. Efendim? Zor Kadın. Zor Kadın. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Zor Sevda, Zor Zaman ve Zor Kadın Dila Hanım'a puan kazandırdı efendim. Buyursunlar, bu kez Dila Hanım seçiyor. Emine'nin E'si. Emine'nin E'si 70 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda anlam bilgisinden gelecek sorumuz efendim. İçecekleri ifade eden Arapça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Meşrubat. Meşrubat. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Dila Hanım'ın yarışmamıza başvurmasına vesile olan, stüdyomuzda buluşmasına vesile olan Emine Hanım'ın E'siyle seçmiştik. Anneanne uğur getirdi, aldık puanları. Tebrik ederim. Ve geçiyoruz efendim Ezgi Hanım'a. A harfi. A harfi, Adana'nın A'sı. 40 puan, kategorisi benzetmeler olacak. Şöyle sorulmuş. Ufak ve düzgün ağız ya da burun için kullanılan bir benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dilara Hanım. Hokka. Hokka gibi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Dilerseniz 8 sorunun ardından puan tablosuna bir bakalım. Bu akşamın ilk tablosu 210 puanla Dila Hanım liderlik koltuğunda, 160 puanla Dilara Hanım ikincilik koltuğunda, Belgüzel Hanım 40 puan, Ezgi Hanım'la inşallah birazdan güzel bir açılış i̇nşallah. Yapacağız. Zaten açılışı yaptığımızda eminim stüdyo yıkılır çünkü tribün desteği Ezgi Hanım'da. Aynen. Buyursunlar, sıradaki sorumuzun sahibi Belgüzel Hanım. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si, kategorisine baktığımızda futboldan gelecek Belgüzel Hanım. Sorunuz alıyoruz efendim. Kurala aykırı ancak kasıtlı olmayan bir davranış dolayısıyla topun doğrudan kaleye vurulamadığı bir ceza türüdür. Nokta nokta serbest vuruş. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Doğrudan değil de dolaylı anlamına gelirmiş. Ne olabilir aradığımız cevap Ezgi Hanım? Endirekt. Endirekt. Ezgi Hanım futbol kategorisinin sorusunda 70 puanlı açılış yapar mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Ezgi Hanım. Çok teşekkürler. Peki şimdi de sorumuzu seçecek isim Dilara Hanım oldu efendim. L
harfi. L harfi 70 puan demek. Kategorisi sağlıkmış. Geliyor ekranımıza. Tıp dilinde tekrarlanma ihtimali düşük olan, tehlike riski daha az uğurlar için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif Ezgi Hanım. İyi huylu. İyi huylu. Rakibi olan hanımlar katılıyor bu cevaba. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Dila Hanım'dayız yeni soru için. Çanakkale'nin Ç'si. Olur. Çanakkale'nin Ç'si 70 puan değerinde. Kategorisi film müzikleri olacak efendim. Alıyoruz. Eyvah Eyvah 2 filminde Ata Demirer tarafından seslendirilen Al Kızını Koy Çuvala sözlerinin geçtiği oyun havasıdır. Süremiz başladı. Karaçalı. Karaçalı. Görelim. Tebrikler. Ezgi Hanım'dayız efendim şimdi de. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 60 puanımız varmış Ezgi Hanım. Genel kültür kategorisinden geliyor sorumuz. Boya, kumaş, halı gibi ürünlerin çeşitlerini küçük parçalar halinde gösteren listedir. Süremiz başladı. Portföy. Portföy. 60 puan değerinde. Doğru mu görelim. Hayır dediler. Buyurun Dilara Hanım. Kartela. Kartela. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak efendim. Bir dörtlü soru grubunu daha geride bıraktık. Tablo şöyle. 280, 220, 140 ve 40 şeklinde döndük Belgüzar Hanım'a. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si kategorimiz neymiş? Bu kez spordan geliyor. Az önce futbol sorusu da sizin sorunuz değil mi? Arka arkaya iki spor sorusu geldi. Görelim hadi. Motor sporlarında araçların lastik değiştirmek veya yakıt almak gibi sebeplerle durmasına verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Buyurun Ezgi Hanım. Pit stop. Pit stop. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, az önce cevaba ulaşan, en direkt serbest vuruşta cevaba ulaşan evet. Ezgi Hanım bu kez pit stop'la aldı. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Normalde aranız iyi midir spor dallarıyla? Hiç iyi değildir aslında. Allah Allah. Evet. Peki. Kutlarız efendim. Teşekkürler. Sorumuzun sahibi Dilara Hanım. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si kategorimiz çizgi filmlermiş Dilara Hanım. Sizin için geliyor. Şapkası ve kravatıyla bilinen, arkadaşı Bobo'yla maceralar yaşayan Erol Günaydın'ın sesiyle hayat bulmuş kahramandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dilara Hanım. Ayı Yogi. Ayı Yogi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yalnız güzel gidiyoruz. Bazı sorularda hani bazı isimlerden gelmese de mesela şimdi uzmanlık alanları netleşmeye başladı. Ezgi Hanım spor konusunda sektirmiyor. Genel kültür konusunda Dilara Hanım güzel bir giriş yapmıştı. Şimdi de Dila Hanım'la arka arkaya güzel puanlar aldık. Belgüzar Hanım'ın biraz daha motivasyona ihtiyacı var. İnşallah biraz futbol denk geliyor. Evet, ikidir de futbol, spor denk geliyor daha doğrusu. Biri futbol, evet. Diğeri motor sporlarıydı. İnşallah güzel bir geri dönüş olacak. Sıradaki sorumuz Dila Hanım'ın. Özcan'ın Ö'sü. Özcan'ın Ö'sü. 40 puan değerinde, kategorisi anatomi olacak efendim. Alıyoruz. Kesici dişlerden sonra gelen alt ve üst çenede sağlı sollu bulunan dişlere halk arasında verilen isimdir. Nokta nokta dişi. Süremiz başladı. Köpek. Köpek dişi.
görelim. Tebrikler. Sıradaki tablo Ezgi Hanım'ın tablosu olacak. Oradan seçiyoruz. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si Ezgi Hanım. Bu kez bilişimden geliyor sorumuz efendim. Alırız. Bilişimde bir yazılımın var olan veya yenilenen versiyonlarına verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dilaran. Sürüm. Sürüm. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Buyursunlar, Belgüzar Hanım'ın sorusu için harflerimiz geliyor. Kastamonu'nun K'sı. 50 puan kazanabilirmişiz efendim. Bu kez kategorimiz teknoloji, Belgüzar Hanım için ekranda. Bir malın değişik özelliklerini ve fiyatını belirten elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etikettir. Süremiz başladı. Barkod. Barkod. 50 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, bu ilaç gibi geldi Belgüzar Hanım. Tebrik ederiz efendim. Teşekkürler. Dilara Hanım'dayız. Buyursunlar. H harfi olsun. Hakkari'nin H'si. 40 puan. Kategorimiz uluslararası ilişkiler. Alırız. Birleşmiş Milletler'in organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın bulunduğu Hollanda kentidir. Süremiz başladı. Lahey. Lahey. Görelim. Tebrikler. Başarılı hanımlarla yol almaya devam ediyoruz. Soru seçme sırası Dila Hanım'da. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si. 70 puanımız var. Dila Hanım, bu kez kategorimiz oyuncularmış. Geliyor efendim sizin için. Ölümlü Dünya, Dedemin Fişi, Fırıncının Karısı gibi yapımlarda rol almış erkek oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Sağlık olsun. Tüm butonlar aktif. Ölümlü Dünya, Dedemin Fişi, Fırıncının Karısı gibi yapımlarda rol almış erkek oyuncu. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Dila Hanım. Alper Kul. Alper Kul. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Tam her hafta ekranda gördüğümüz bir isim diyecektim ki Dila Hanım hiç gerek yok dedi, aldı puanı, tebrik ederim. Şimdi sorumuzun sahibi Ezgi Hanım olacak. Ü. Ünye'nin Ü'sü 60 puan kazandırabilir. İş hayatından geliyor Ezgi Hanım'ın sorusu. Bir işe alınacak kişiler arasından seçim yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen karşılıklı konuşmadır. Süremiz başladı. Mülakat. Mülakat. Ezgi Hanım'a alanından geldi. Ezgi Hanım da hakkını verdi mi? Görelim. Tebrikler. Kusura bakmayın, hani insan iş yoğunluğundan bir kafa dağıtmak için yarışmaya geliyor. Orada da iş soruyorlar. Gerçekten, evet. Kusura bakmayın. Tebrik ederiz bu arada. Teşekkürler. Efendim, yeniden Belgüzar Hanım'dayız. Buyursunlar, son 8 soruya başlıyoruz. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 60 puan demek, tarihten geliyor sorunuz. Alırız. Üzerine pek çok film ve belgesel çekilen Pearl Harbor saldırısını gerçekleştiren ülkedir. Süremiz başladı. Thank you.
Hamidi. Buyurun Dilara Hanım. Japonya. Japonya. Pearl Harbor saldırısını gerçekleştiren ülke doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kaldı ilk turumuzda son 7 soru. Dilara Hanım'la alıyoruz sıradakini. Yumuşak G. Yumuşak G 50 puan. Kategori hayvancılık. Soru şöyle. Kovandaki balı peteklerden almaya verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Kovandaki balı peteklerden almaya verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Cevabı başka konularda da hani kullandığımız bir kelime. Aynı zamanda buyurun Belgüzel Hanım. Bağlam. Bağlam. Kovandan balı peteklerden almaya bağlam denir dedik. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Dila Hanım. Sağmak. Sağmak. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Dila Hanım daha hızlı gördü. Bir kez daha puan tablosuna gidecek olursak artık ilk turun son sorularına doğru ilerlerken Dila Hanım 470, Dilara Hanım 360, Ezgi Hanım 260, Belgüzel Hanım 90 puandalar. Sıradaki sorumuz Dila Hanım'ın sorusu. I harfi, ırmağın I harfi. Irmağın I'sı. Kategorimiz matematik olacak Dila Hanım. Kötü müdür? Yani. Yani peki. Geliyor sorusu. Matematikte 90 derecelik geometrik biçime verilen isimdir. Süremiz başladı. Dik açı. Dik açı. Dik açı. Evet. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bu akşam kategoriyi söyleyince hafif çekinen isimler soru ekrana geldiğinde aa filan deyip hemen evet. Cevabı veriyorlar. Tebrik ederiz efendim. Teşekkürler. Ezgi Hanım sizinle birlikte devam ediyoruz. Osman'ın O'su. Osman'ın O'su 40 puan demek. Sorumuzun kategorisi sanatmış. Alırız. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü teknikle çalma, söyleme veya oynamadır. Süremiz başladı. Metot. Metot. Metot için harfimiz uygun değildi ama evet. Görelim. Hayır dediler. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü teknikle çalma, söyleme veya oynama. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Dila Hanım. Yorum. Yorum. Yorum katma. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ezgi Hanım gözüm kapalı cevaplarım. Harfe evet. Bile bakmaya gerek yok dedi ama olmadı. Sağlık olsun diyelim. Şimdi kaldı elimizde son 4 soru ilk turda Belgüzel Hanım'dayız. C harfi. Ceyhan'ın C'si. 50 puan demek. Kategori edebiyat olacak Belgüzel Hanım. Geliyor efendim sizin için. Ülkü Tamer, Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar gibi ünlü şairlerin temsilcisi olduğu akımdır. Nokta nokta yeni akımı. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ezgi Hanım. İkinci yeni akımı. İkinci yeni akımı. 50 puan daha kazandıracak mı? Dila Hanım'ın da galiba cevabı aynıydı. Butona gitti. Dila Hanım siz bastınız mı? Hayır basmadım. Evet, iki yarışmacımız arasındaki buton yarışından Ezgi Hanım galip çıktı. 50 puan kazandı mı? Görelim. Tebrikler. İlk turda son 3 sorumuz efendim. Dila Hanım'ı alıyoruz. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si. Kategori neymiş? Bir kez daha edebiyat olacak. Geliyor.
Robert Louis Stevenson'ın dünyaca ünlü ve klasikler arasına girmiş macera romanıdır. Nokta Nokta Adası. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Dilara. Define. Define Adası. Sorumu kimseye kaptırmam dedi. Ve 40 puan kazandı mı? Görelim. Tebrikler. Evet, birinci turumuzda son iki sorumuz. Şimdi Dila Hanım'da efendim soru seçme sırası. Şey. Şanlıurfa'nın şeysi. 40 puan diziler kategorisinden geliyor sorunuz. Alıyoruz. Sihirli Annem dizisinde İnci Türkay tarafından canlandırılan karakterdir. Süremiz başladı. Betüş. 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 Görelim. Tebrikler. İzlemiş miydiniz Dila Hanım? Yani evet. Çünkü anında geldi. Bir saniye içinde geldi cevap. Tebrik ederiz. Son sorumuz da Ezgi Hanım'ın sorusu olacak efendim. Geliyor harfler. Kalan harfimiz... V. V harfi kalmış. 40 puan değerinde. Sizin alandan geliyor Ezgi Hanım. Yine mi? İnsan kaynakları değil, spor. Hani orada çok başarılısınız ya. Spor kategorisi. Buyursunlar efendim. 40 puanlık sorumuz şöyle. Yüzüstü uzanarak... Eller omuz açıklığında yere dayalı biçimde yapılan bir beden hareketidir. Süremiz başladı. Şınav. Şınav. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, yine spor kategorisi, yine Ezgi Hanım. Tebrik ederiz. Böylece ilk 28 soruyu geride bıraktık hanımefendilerle. Tabloya bakma vakti efendim. Isınma turuydu zaten hem sorulara hem stüdyoya. Ve ilk turun ardından 590 puanla Dila Hanım liderlik koltuğunda, ikincilik koltuğunda Dilara Hanım 400 puan, Ezgi Hanım 350 ve Belgüzar Hanım 90 puan topladılar. Değerlendirme almak isterim. Ezgi Hanım, nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Güzel gidiyor. Yani gerçekten evde nasıl bilemedin demek çok kolaymış. Burada bir heyecan unsuru var ama çok keyifli gidiyor gerçekten. Arkadaşlar çok başarılı. Biraz korkmaya başladım. Ama siz de özellikle spor sorularındaki... Spor konusunda çok iyi. Birazdan İspanya 3. liginden soru gelse bilecek gibisiniz yani. Bakalım. Güzel gidiyorsunuz. Nazar değmesin efendim. Dila Hanım, siz nasıl buldunuz ilk tur performansınızı? Evet, ben heyecanı attım ve bayağı eğleniyorum şu an, keyif alıyorum. Bir de az önce şey diye konuşmuştuk, spordan gelirse ne yaparız ya? Aynen. Spordan gelirse Ezgi Hanım'a paslarsınız o halde. Evet. Ama siz de liderlik koltuğundasınız. Birçok kategoride anında cevap geldi. Güzel geçirdiğiniz ilk turu, tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. Dilara Hanım, sizin adınızda nasıl geçti ilk tur? Ya ben de kendi sorularımı sanki bilemiyorum da diğer arkadaşların sorusunu biliyormuşum gibi, puanları da sanki hep oradan topladım gibi hissettim. Ama genel olarak keyifli, ben de heyecanımı attım. Şu an gayet keyif alarak yarışıyorum. İnşallah iki yıl çok daha güzel geçer. İnşallah, başarılar hepimiz için başarılar. Belgüzar Hanım, siz ne dersiniz? Heyecan devam ediyor bende. Devam ediyor. Yani ben de butona basmakta biraz geç kalıyorum herhalde. Bazı soruları biliyorum. Ama daha arkadaşlar daha önce davranıyorlar. Bazı yarışmacılarımız stüdyoya daha geç adapte oluyor. Ekran evet, başında evet. Hani o buton olmadığı için hep sürekli cevabı söyleme alışkanlığı olduğu için. Belki bazı zaman şekilde... bastım zannediyorum ama ben oldum. Ben nasıl basmamış olmuyor? Oluyorum. Basmamış oluyorum. Belki biraz daha hızlanmak gerekecek ki turda. Ama zaten belli ki tablo daha çok değişecek. Liderimiz, ikincimiz, üçüncümüz sıralama çok değişecek. Umarım keyifli geçer orası da. Başarılar evet. Belgüzar Hanım. Teşekkür efendim. İlk 28 soru geride kaldı. Artık finalistleri belirlemek için ikinci turumuza geçiyoruz. 28 soruyu daha birlikte cevaplayalım. Hadi ikiye geçelim. Tekrar teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de ikinci turumuza başlıyoruz. Başarılı bir ilk turun ardından bakalım buradan kimler finale yükselecek. Belgüzar Hanım'la alacağız ilk sorumuzu. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. 120 puan değerinde Belgüzar Hanım. Sorumuzun kategorisi sağlık ve anlam bilgisiymiş. Geliyor. Türk Dil Kurumu'nda
migren kelimesinin karşılığıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Dediğim an Belgüzar'ın. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Fransızca kökenli migren kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda belirtilen karşılığı ne olabilir? Aslında hastalığın etkisi üzerinden bir anlam verilmiş. Buyurun Belgüzar Hanım. Sakin baş ağrısı. I harfi ama sakin baş ağrısı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. İlk kelimemizdeki harf I harfi, açık olan harf. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir tane daha. 80 puanımız var. Kimden gelecek? Bir kutu daha. 70 puanımız var. Türk Dil Kurumu'nda migren kelimesinin karşılığı ne olabilir? Bir kutu daha. 60'a düştük. Bir tane daha. 50'ye düştük. Ve Ezgi Hanım ben bilirim dedi. Yarım baş ağrısı. Yarım baş ağrısı. Migren kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Böylece ikinci turumuzun açılışını da Ezgi Hanım yapmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi Dilara Hanım'la seçiyoruz. Buyursunlar. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Yine 120 puanlık bir sorumuz varmış. Kategorisine baktığımızda bu kez ulaşımdan geliyor sorumuz. Sürücülerin ve yolcuların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlanan yol üstü işletmelerinin genel adıdır. Süremiz başladı. Dinlenme tesisi. Dinlenme tesisi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Dila Hanım seçecek şimdi de ikinci turumuzdaki ilk sorusunu. Ozan'ın O'su. Ozan'ın O'su. 140 puan kazanabiliriz Dila Hanım'la. Kategorisi genel kültür olacak. Alıyoruz efendim. Polis, jandarma, sahil güvenlik gibi iç emniyetten sorumlu teşkilatlara verilen genel isimdir. Süremiz başladı. Kolluk kuvvetleri. Kolluk kuvvetleri. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve Ezgi Hanım'dayız efendim. Doğan'ın D'si. Doğan'ın D'si 170 puan. Çok güzel puanı var Ezgi Hanım. Kategorisi neymiş? Eğitimmiş. Geliyor ekranımıza. Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yüksek öğretim organlarını kapsayacak şekilde 1982'de eğitime başlamış kurumdur. Süremiz başladı. Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi. Çok güzel puanı vardı. Ama artık yok. Efendim Ezgi Hanım? Ama artık yok. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. O ama artık yok cevaptan eminlikten dolayı değil mi? Kimseye kaptırmadım anlamı. Tebrik ederiz. Peki puan tablosuna bakalım. İlk 4 sorunun ardından ne durumdayız? Ezgi Hanım bu cevabın ardından 570'i görmüş ve ikincilik koltuğuna geçmiş. Şimdi Belgüzar Hanım seçiyor. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si 130 puan demek. Kategorisi kısaltmalarmış Belgüzar Hanım. Geliyor. Kısa adı KVKK olan özel hayatın gizliliğiyle temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlı kurumdur. Nokta 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 koruma kurumu. Süremiz başladı. (Gülüyor)
Gelmedi. Buyurun Dila Hanım. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 130 puan kazandırır mı Dila Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Ben Belgüzel Hanım'ın bir durgunluk dönemine girdiğini ve yakın zamanda çıkacağını düşünüyorum. Bence İnşallah. Moral alkışına ihtiyacı var. İnşallah. Bakın. Bununla not düşelim. Bence bu alkıştan sonrası farklı olacak Belgüzel Hanım. Ve Dilara Hanım'la alıyoruz efendim. Şimdi de sorumuzu. Şırnağın Şeysi. Şırnağın Şeysi. 130 puan kazanabiliriz. Kategorisi deyimler olacak. Geliyor ekranımıza. Küçük fiyat farklarını önemsememek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Çok kullanılan bir deyim var ekranda. Küçük fiyat farklarını önemsememek. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Dila Hanım. Üçe beşe bakmamak. Üçe beşe bakmamak. Doğru mu? Ekip evet doğru diyor. Herkes kafa sallıyor. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Az önce deyim çıkarsa bilemem dedim ve bilemedim. Deyimlerde kötü müydük Dila Hanım? Deyimlerde ve anlam bilgisinde göremiyorum yani. Zor düşünüyorum belki de o yüzden. Evet, burada biraz daha Dila Hanım hızlı evet. gördü. Belki de birazdan başka bir deyim ya da atasözü karşımıza çıkarsa sizinle alırız. Umarım. Ama şey çok güzeldi. Ekibin o onay kurulu gibi. Evet. Herkes aynı anda onayladı. Tebrik ediyoruz Dila Hanım'ı. Sorunun sahibi şimdi de Dila Hanım oldu. Vardar'ın V'si. Vardar'ın V'si. 160 puan değerinde sorunun kategorisi tekerlemeler olacak efendim. Geliyor. Geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan tekerlemedir. Nokta 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 yumurtası tavada. Süremiz başladı. Yok. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan tekerleme. Nokta 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 yumurtası tavada. Eminim birazdan 4 yarışmacımız da hatırlayacak. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Cevabımızda bir ikileme var. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Yüksek puanlı bir soru seçtik. Şu haliyle bile 120 puan kazandırabilir. Kime gidecek bu sorunun puanı? Bir kutu daha. Cevabımızda bir canlı var. Buyurun Dila Hanım. Leylek leylek havada. Yumurtası tavada. Doğru mu? Bilmiyorum. Dilara Hanım onaylıyor. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yine Dilara Hanım'ın onayı, Dila Hanım'ın evet. cevabıyla aldık puanları. Dilerseniz tabloya bir kez daha bakalım. Dila Hanım bu cevabın ardından kaçı görmüş efendim? 1000 barajını aşan ilk yarışmacımız oldu. 1090 puanla liderlik koltuğunda. Ve Ezgi Hanım seçiyor sıradaki soruyu. Y harfi. Yalova'nın Y'si 120 puan değerinde. Kategorisi bitkiler olacak. Alıyoruz. Mutfakta yemeklere aroma vermek için kullanılan kıvırcık yapraklarıyla bilinen yeşil bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Buyurun Dilara Hanım. Yaban maydanozu. Yaban maydanozu.
Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Dila Hanım. Frank maydanozu. Frank maydanozu. 120 puan kazandırır mı Dila Hanım'a? Görüyoruz. Tebrikler. Ezgi Hanım'ın sorusunda da puanlar Dila Hanım'ın hanesine yazıldı böylece. Liderlik koltuğundaki isme gitti. Belgüzar Hanım'a döndük biz de yeni soru için. Çankırı'nın Ç'si. Çankırı'nın Ç'si 110 puan demek. Genel kültür kategorisinden geliyor sorumuz. Kibrit kutularının üzerinde görmeye alıştığımız içerik adedini bildiren ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kibrit kutularının üzerindeki ifadeyi arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. 80'e düştük. Bir kutu daha. Üstteki kelime ortalama anlamında kullanılan bir kelime. Buyurun Dila Hanım. Kararı kırk çöp. Efendim? Kararı kırk çöp. Kararı kırk çöp. Yazar kibrit kutularının üzerinde dedik. Kararı kırk çöp. Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açmadan Dilaran. Kararı kırk çöp. Kararı. Kararı kırk çöp. Kararı kırk çöp. Doğru mu görelim. Olmadı kararı. Başka ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. 60 puanımız var. Buyurun Dilara. Afaki. Efendim? Afaki. Afaki işte 40 da koyabiliriz, 50 de diyorsunuz. Afaki. Afaki de olmuyor. Harfler de oturmuyordu. Evet. Afaki 40 çöp görelim. Değilmiş. Kutuyu dolduranın insafına bıraktı Dilara Hanım. Belgüzar Hanım. Tahmin etmeye çalışacağım. Buyurun. Vasati 40 çöp. Kaç? Ne? Vasati 40 çöp. Vasati 40 çöp. Belgüzar Hanım. Rakiplerinin tahminlerinin ardından isabetli bir cevap verdi mi? Görelim. Kutlarız. Ben dönersem herkesin durduğu soruda dönerim dedi Belgüzar Hanım. Tebrik ederiz Belgüzar Hanım. Ortalamadan dikkatimi çekti. Evet, ortalamadan vasatiye ulaştınız. Kutlarız. Neler vardı? Kararı. Afaki derken puanlar Belgüzar Hanım'da. Evet. Buyursunlar, sıradaki sorumuzu alıyoruz Dilara Hanım'da. Muğla'nın M'si. Muğla'nın M'si 140 puan demek. Bu kez bir söz arayacakmışız efendim Dilara Hanım'la en birlikte. Bildiğim. En bildiğim yer dedik. Geliyor. Büyük bir tehlikeyi, kazayı hasarsız veya az hasarla atlatan kişiden bahsederken söylenen sözdür. Nokta 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 varmış. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ezgi Hanım. Verilmiş sadakası varmış. Verilmiş sadakası varmış. Büyük bir tehlikeyi, kazayı hasarsız veya az hasarlı atlatan kişiden bahsederken söylenen söz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, dilerseniz bir kez daha puan tablosuna gidip ikincilik yarışındaki son durumu da görelim. Ezgi Hanım 710 puanda, Dilara Hanım 520 puanda ikincilik yarışındaki son durum. Şimdi de Dila Hanım seçecek soruyu. Irmağın ısı yine. Irmağın ısı 120 puan değerinde. Bu kez iş hayatından geliyor sorumuz Dila Hanım için. Ne oldu? Ezgi Hanım mı adresi? Evet, biz bir sonrakinde. Bekle biraz. Sen de. Peki. Herkes paylaşmış anladığım kadarıyla kategoriyi. Evet, Dila Hanım bana deyim gelmesin de ne gelirse gelsin diyor. Bilgisi. Peki Dila Hanım için geliyor efendim sorumuz. Buyursunlar, iş hayatındanmış. Önceden bildirim şartına uymadan işi sona erdiren işveren veya işçiye çalışma süresi dikkate alınarak ödenen ücrettir. Süremiz başladı.
Gelmedi. Buyurun Dilara Hanım. İhbar tazminatı. İhbar tazminatı 120 puan değerindeydi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, bu kez ikincilik yarışını etkileyen bir puan, etkileyen bir cevap geldi. Bakalım tabloya efendim. Bu cevabın ardından Dilara Hanım 640'ı gördü. 710-640 aradaki fark biraz daha kapanmış oldu. Şimdi Ezgi Hanım seçiyor. Ezgi'nin E'si. Ezgi'nin E'si. 80 puan değerinde bir asıl uzmanlığı insan kaynakları, ikinci uzmanlığı spordu. Ezgi Hanım'ın yine futbolu seçtik Ezgi Hanım. Buyursunlar efendim, geliyor sorumuz. İstanbul'da bulunan 2014 yılında açılan 17.319 kişilik seyirci kapasiteli spor merkezidir. Nokta 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 stadyumu. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? İstanbul'da bulunan 2014 yılında açılan 17.319 kişilik seyirci kapasiteli spor merkezi. Nokta 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 stadyumu. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Dila Hanım. Tahmin edeceğim. Fatih Terim. Fatih Terim stadyumu. Bu kadar bilmiyorum futbol. Fatih Terim Stadyumu, Dila Hanım o kadar bilmiyorum futbol dedi. Bildiği kadarı bize yeter mi? Görelim. Kutlarız. Evet, Fatih Terim Stadyumu Dila Hanım'a kazandırdı. Sadece harflerden yürüdünüz değil mi? Hiç evet tabii ki. Duymamıştık. Yani sporla ilgili ve harflerden bildiğim isim o vardı. Tebrik ederiz efendim. Dila Hanım'a gitti. Buyursunlar, şimdi yeniden Belgüzar Hanım'la seçeceğiz. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 110 puan kazandırabilir. Kategorisi atasözleri olacak. Alıyoruz. Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır anlamındaki atasözüdür. Nokta 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 deli uslanmaz. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır. Nokta 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 deli uslanmaz. Aradığımız atasözü kimden gelecek? Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. 80 olduk. Buyurun Belgüzar Hanım. Beyin uslanmaz. Beyin uslanmaz, deli uslanmaz. Kimse uslanmaz dedi Belgüzar Hanım. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir kutu daha dediğim an Dila Hanım. Demir ıslanmaz, deli uslanmaz. Demir ıslanmaz, deli uslanmaz. Değiştirilemeyen özelliği vardır her nesnenin ya da kişinin. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Belgüzar Hanım'ın girişimi oldu, olmadı. Dila Hanım da aldı puanı böylece. Şimdi Dilara Hanım'dayız efendim, geliyor. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 110 puan. Kategori yine sizin çok sevdiğiniz deyimler kategorisi Dilara Hanım. Alıyoruz efendim. İçinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğine uzun uzun kafa yoran kimseler için kullanılan deyimdir. Nokta 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 gibi düşünmek. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Nokta 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 gibi düşünmek. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Şu an cevaplarsak 80 puanımız var.
içinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğine uzun uzun kafa yoran kimseler için kullanılan deyim ne gibi düşünmek olabilir? Bir kutu daha. 70 puanımız kaldı. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Bir kutu daha. 50 puan Dila Hanım, buyurun. Arpacı kumrusu gibi düşünmek. Arpacı kumrusu gibi düşünmek. Doğru mu? Evet. Görelim. Tebrikler. Hiç duymamıştım. Geç geldiğine mi üzüldünüz o an? Yok, hayır. Bir öncekinde tam böyle şey oldu. Bir saniye birazcık daha bekleyeyim dedim. Emin olmak için beklediniz. Evet. O arada kutular açıldı, evet, puan kaybettiğimiz için. Dilara Hanım da hiç duymamıştım. Ben ilk defa duyuyorum bu deyimi. Evet, aradığımız deyim uzun uzun düşünmek, kafa yormak anlamında arpacı kumrusu gibi düşünmekti. Sağlık olsun Dilara, evet, Hanım. Aynen. Tebrik ediyoruz Dilara Hanım. Hayırlı olsun. Peki, sorumuzun sahibi şimdi az önce puanı alan Dilara Hanım. T harfi. T harfi. Tunceli'nin T'si 110 puan değerinde, kategorisi hayvanlar alemi efendim, geliyor. Hayvanlar aleminde arı, karınca gibi bazı eklem bacaklıları da içine alan takımdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Bir takım arıyoruz. Ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bit. Buyurun Belgüzar Hanım. Tek kanatlılar. Tek kanatlılar. Hayvanlar aleminde arı, karınca gibi bazı eklem bacaklıları da içine alan takım tek kanatlılar mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Dilara Hanım. Çok kanatlılar. Tek değilse çok üzerinden yürüyelim dedik. Çok kanatlılar. Görelim. Hayır dediler. Ezgi Hanım. İki kanatlılar. Şunun adını koyalım diyor Ezgi Hanım da. İki kanatlılar. Oldu mu? Görelim. Ona da hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Buyurun Ezgi Hanım. Gelmedi. Buyurun Belgüzar Hanım. Baş kanatlılar. Baş kanatlılar. Doğru mu? Görelim. Baş kanatlılar da olmadı. Buyurun Ezgi Hanım. Taç kanatlılar. Taç kanatlılar. Acaba 90 puan eder mi? Görelim. Ona da hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Sayılarla çıktık yola, olmadı. Alternatif cevaplar geldi. Olmadı. Acaba ne çıkacak karşımıza? Buyurun Belgüzar Hanım. Baştan dedim. Saç kanatlılar. Saç kanatlılar takımı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. 70 puana düştük Belgüzar Hanım. Zar kanatlılar. Zar kanatlılar. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, ilk kıvılcım zaten Belgüzar Hanım'dan gelmişti. İlk tahmin neydi Belgüzar Hanım? Tek miydi? Tek kanatlılar. Tek kanatlılar, evet. Çok kanatlılar, iki kanatlılar, baş kanatlılar, taç kanatlılar derken aradığımız zar kanatlılardı. Tebrik ediyoruz Belgüzar Hanım'ı. Efendim, soru seçme sırası Ezgi Hanım'a geçti böylece. Alıyoruz harflerimizi. K harfi. Kütahya'nın K'si 100 puan demek. Bu kez mecaz kategorisinden geliyor sorumuz. Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya durum için kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 80 puanımız var. Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya durum için kullanılan söz. Bir kutu daha. Buyurun Ezgi Hanım. Püsküllü bela. Püsküllü bela.
70 puan kazandıracak mı Ezgi Hanım'a? Görüyoruz. Tebrikler. Ezgi Hanım'ın sorusuydu. Puanlar Ezgi Hanım'a gitti. Dilerseniz bir kez daha tabloya bakalım efendim. Şu ana kadar geride bıraktığımız sorularda 1400 puan topladı Dila Hanım liderlik koltuğunda. Artık Dila Hanım finale doğru emin adımlarla yürüyen isim, garantiledi finali. Peki rakibi kim olacak? 780 puanlı Ezgi Hanım mı? 640 puanlı Dilara Hanım mı? Yoksa 220 puanlı Belgüzar Hanım mı? Efendim şimdi yol almaya Belgüzar Hanım'la devam ediyoruz. Buyursunlar. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si. 90 puan kazanabiliriz. Sorumuzun kategorisi eşyalarmış. Geliyor. Koltuk, kanepe, sandalye gibi mobilyalardan oluşan takımdır. Süremiz başladı. Oturma grubu. Oturma grubu. Bu cevapta tüm ekip Belgüzar Hanım'ın arkasında onaylıyorlar. Doğru mu görelim. Tebrikler. Dilara Hanım'dayız efendim. Buyursunlar harflerimiz. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 110 puan demek. Bu kez meteorolojiden gelecek sorumuz. Alırız. Sis ya da hava kirliliği gibi olayların etkilediği, bir kişinin çıplak gözle objeleri net olarak seçebileceği en uzak aralıktır. Süremiz başladı. Buyurun. Görüş mesafesi. Görüş mesafesi. 110 puan demek. Görelim. Kutlarız. Dilara Hanım fire vermedi. Şimdi Dila Hanım seçiyor. Harfler geliyor. İyi olsun. İyi olsun. Peki. İzmir'in iyisi. 90 puan demek. Kategorisi genel kültür olacak Dila Hanım. Sizin için geliyor efendim. Eskiden yaygın olan, kentin ileri gelenlerinin yemek, sohbet, eğlence amacıyla bir araya geldiği yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Belgüzar Hanım. Kabin kurulu. Kabin kurulu. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Kabin kurulu değilmiş. Bir kutu daha açalım. Bir tane dediğim an Dila Hanım. Şehir kulübü. Şehir kulübü. 80 puan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, liderlik koltuğundaki isim Dila Hanım'a gitti efendim. Bu sorunun da puanları geliyor. Yeni harf tablomuz bu kez Ezgi Hanım için. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 100 puan. Ezgi Hanım kategorimiz genel kültür olacak efendim. Geliyor sizin için. Resimli dergilerin genellikle ön sayfaları için fotoğrafı çekilen ünlü kimselere verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Resimli dergilerin genellikle ön sayfaları için fotoğrafı çekilen ünlü kimselere verilen isim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 90 puanımız var. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Bir kutu daha. Belgüzar Hanım ben bilirim dedi. Gelmedi. Buyurun Dilara Hanım. Kapak yıldızı. Kapak yıldızı. 70 puan kazandıracak mı Dilara Hanım? Görelim. Tebrikler. Evet, burada da Dilara Hanım daha hızlı hatırladı rakiplerinden. Tebrik ederiz Dilara Hanım. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Artık finale doğru adım adım yaklaşıyoruz.
İyi gibi ama şanssızlık, bütün deyimler ve anlam bilgisini sorularını yine kaptım. Evet, az önce arka arkaya aldık, evet. Dediğiniz gibi ama listenin de büyük bir kısmını sizinle birlikte erittik. Kalan sorularda daha az karşımıza çıkar diye tahmin ediyorum. Mesela sinema soruları var, daha onları görmedik galiba. Evet, ikinci turda sinema soruları, seçmediğimiz sorular var. Başka kategorilerden de sorularımız var. Bakalım nasıl dağılacak. Puan tablosuna dilerseniz bir gidelim efendim. Artık finale doğru adım adım yürürken ikincilik yarışındaki son durumda sadece 40 puanlık fark var. 820 Dilara Hanım, Ezgi Hanım 780. Dila Hanım'ın rakibi kim olacak? Belgüzar Hanım seçiyor. Final öncesi son 8 sorudayız. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 110 puan değerinde, az önce adını geçirdiğimiz kategori, sinema kategorisinden geliyor efendim sorumuz. Bir sosyoloji profesörünün gizlice türkücülüğe başlayıp şöhretinin kitlelere yayılışını anlatan filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir sosyoloji profesörünün gizlice türkücülüğe başlayıp şöhretinin kitlelere yayılışını anlatan film. Bir kutu daha. Buyurun Belgüzar Hanım. Abuzer Kadayıf. Abuzer Kadayıf. 80 puan değerindeydi. Doğru mu görelim. Tebrikler. Bu cevap Belgüzar Hanım'ın final şansını sürdürmesini sağladı. Şu an finale çıkma ihtimali devam ediyor Belgüzar Hanım'ın. Efendim sıradaki sorumuz Dilara Hanım'ın sorusu. 7 sorumuz kaldı. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Kategorimiz atasözleri. Dilara Hanım sizin için geliyor. Sektirmiyorum. Hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Gün gelir tersine döner anlamındaki atasözümüzdür. Açılan solar nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Gün gelir tersine döner. Açılan solar devamı ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Belgüzar Hanım. Kapanan gider. Güder oluyor. Ü harfi vardı. Açılan solar, kapanan güder. Görelim. Olmadı efendim. Sağlık olsun Dilara Hanım. Kapanan sürer. Kapanan, açılan solar, kapanan sürer. Görelim. O da değilmiş. Buyurun Ezgi Hanım. Kapanan güler. Kapanan güler. Doğru mu? O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Kapanan değilmiş, evet. Bir kutu daha. Buyurun Ezgi Hanım. Ağlayan güler. Hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Açılan solar, ağlayan güler. Belki de. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. O, Belgüzar Hanım sizden çıktı değil mi o ilk kapanan? Herkes bir o rüzgarın etkisiyle kapanana gitti. Sonra Ezgi Hanım aldı efendim puanı. Tebrik ediyoruz. Bu arada ikincilik yarışına bir kez daha bakacak olursak son durum nedir? 850'ye 820, 30 puanlık fark var. Dila Hanım seçecek sıradaki soruyu. Yumuşak G. Yumuşak G 80 puan. Kategorisi oyuncular olacak. Geliyor. Yeşilçam'da Dadaloğlu, Toprak Ana, Yaşamak Güzel Şey filmlerinde ve yakın dönemde Kurtlar Vadisi dizisinde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi, sağlık olsun. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Belgüzar Hanım. Sümer Yiğit. Sümer Yiğit. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha.
Buyurun Dilara Hanım. Tümer Yiğit. Tümer Yiğit. Dilara Hanım'a 60 puan kazandırdı mı? Görelim. Hayır dediler. Ezgi Hanım. Temel Yiğit. Temel Yiğit. Bu kez oldu mu görüyoruz. Hayır dediler Belgüzar Hanım. Taner Yiğit. Taner Yiğit. Nide'nin nesiyle Taner Yiğit. Görelim. Ona da hayır dediler. Şu an 60 puanımız var. Kime gidecek bu 60 puan? Özellikle ikincilik yarışı açısından önemli bir eşik. Belgüzar Hanım. Tamer Yiğit. Tamer Yiğit. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Temel demediniz mi? Tümer mi demiştim? Yok, tümer. Hani siz önce Tümer dediniz, evet, sonra biri Temel dedi. Ben Temel dedim. Ezgi Hanım da Temel dedi. Belgüzar Hanım aldı puanları, tebrik ederiz. Efendim artık son sorularda tablo nasıl şekillenecek, Dila Hanım'ın rakibi kim olacak onu belirlemek için adım atmaya devam ediyoruz. Şimdi de Ezgi Hanım'dayız. A diyelim. Adana'nın A'sı, 90 puanımız var. Kategorisi sinema olacak. Buyursunlar, sorumuz geliyor. Adını internette çok izlenen bir videoda geçen sözden alan, Yavuz Seçkin'in başrolde oynadığı 2012 yapımı komedi filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Bir dönemin çok konuşulan o internet videosu üzerine çekilen film. Orada artık slogan haline gelmiş bir söz, filme de adını vermiş. Ne olabilir? Buyurun Belgüzar Hanım. Tahmin etmeye çalışacağım. Yaşam var yok. Yaşam var yok. Doğru mu görelim? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 70 puanımız var. Buyurun Dila Hanım. Olmadı galiba. Oğlum bak bir. Efendim? Oğlum bak bir. Oğlum bak bir. Oğlum bak bir. Bir. 70 puan kazandıracak mı? Görelim. Hayır dediler Dila Hanım. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Evet. Çok daha ben mantıklı. De saldırdım desem. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Çok daha mantıklı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Videoyu hatırladınız mı daha sonra? Evet hatırladım, evet. Onun filme dönmüş haliydi, filme adını vermiş haliydi. Dilara Hanım'dan geldi, oğlum bak git. Ve sıradaki sorumuzu alacağız Belgüzar Hanım'la birlikte. Kalan soru sayısı 4. Ne diyelim Belgüzar Hanım? Urfa diyelim. U harfi diyelim, 100 puan kazanabiliriz. Sinema kategorisinden geliyor, buyursunlar. Kadir İnanır'ın başrolde oynadığı Nakip Ali ile Ümit'in hikayesini konu eden 2005 yapımı filmdir. Sinema nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 80 puan. Aradığımız film kimden gelecek? Bir kutu daha. 70 puan. Buyurun Dilara Hanım. Sinema bir mucizedir. Sinema bir mucizedir. Aradığımız film mi? Görelim. Tebrikler. Artık düğümü çözecek son 3 sorumuz kaldı. Dilerseniz puan tablosuna bakalım efendim. Finale yükselmek için mücadele veren, ikincilik yarışı veren isimler 960 puanla Dilara Hanım ve 850 puanla Ezgi Hanım. Dila Hanım finalde garantilemişti. Belgüzar Hanım'ın da final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Bakalım hangi yarışmacımız yükselecek? Son 3 soru. Dilara Hanım sizdeyiz. Ömer'in Ösü olsun. Ömer'in Ösü 100 puan. Kategorisi edebiyat. Sorusu şöyle sorulmuş. Masallarda anlatımın sonunda sıklıkla kullanılan bir sözdür. Nokta 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 düştü. Süremiz başladı. Müzik
Gelmedi. Buyurun Belgüzar Hanım. Gökten 3 elma düştü. Gökten 3 elma düştü. 100 puan kazandıracak mı Belgüzar Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Evet, güzel gördü. Hatta dedim ki acaba az önce final şansı kalmadı dedik ya, siz bana final şansı kalmadı diyemezsiniz deyip o hışımla cevabını verdi. Tebrik ederiz efendim. Teşekkürler. Kaldı elimizde son iki soru. Dila Hanım seçiyor. Hurmanın H'si. Hurmanın H'si 80 puan değerinde. Kategorisi müzik olacak Dila Hanım. Geliyor. Levent Yüksel'in Adı Menekşe albümünden evlenmek isteyen bir genci anlatan Sezen Aksu, Meral Okay şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. 80 puanımız var. Levent Yüksel'in Adı Menekşe albümünden evlenmek isteyen bir genci anlatan Sezen Aksu, Meral Okay şarkısı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 70 puanımız var. Bir kutu daha. Aynı zamanda cevabımız bir isim. Buyurun Dila Hanım. Hayrünnisa. Hayrünnisa. 60 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde son soru. O soru da Ezgi Hanım'la birlikte alacağımız soru. Ü. Ünye'nin Ü'sü 80 puan. Kapanış sorumuzun kategorisi eğlence olacak Ezgi Hanım. Geliyor. Deniz veya havuz içinde ikişer kişilik iki takım halinde oynanan bir tür eğlence aktivitesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dila Hanım. Deve güreşi. Deve güreşi. 80 puanla Dila Hanım ikinci turumuzun kapanışını yapar mı? Görelim. Tebrikler. Efendim? Gelmedi mi aklınıza? Evet, hızlı gördü. Hızlı gördü, güzel gördü Dila Hanım. Dilerseniz ilk iki turumuzun ardından puan tablosu nasıl, finale kimler yükseldi bakacak olursak efendim. 1620 puan topladı Dila Hanım. Finalde yarışacak birazdan. Rakibi ise Dilara Hanım oldu. 960 puan. Kutlarız. Ve bu akşamın üçüncüsü, son sorulara kadar final şansı devam ediyordu. Ezgi Hanım 850 puanla bu akşamı tamamladı. Belgüzar Hanım geç açıldı, açıldıktan sonra da 550 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, hanımlar arası kibar bir rekabet vardı, zarif bir rekabet vardı bu akşam. İki ismi finale uğurladık. Birazdan son 10 soruyu onlarla cevaplayacağız. Veda edeceğimiz isimler var. Ezgi Hanım ne dersiniz bu akşam için? Çok keyifli, çok güzel geçti. Hem size, hem arkadaşlarıma, hem bütün ekibe çok teşekkür ederim. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Sonlara doğru biraz buton beni aslında yaktı diyebilirim ama yetişemediniz sağlık olsun, yetişemedim. Evet, sonlara doğru herkes bir hızlandı. Aynen. Sonlara doğru özellikle Belgüzar Hanım'ın da atakları yoğundu. Aynen. O sekenleri güzel değerlendirdi. Tanımaktan, birlikte yarışmaktan çok keyif aldık. Ayaklarınıza aynen sağlık. Özellikle bu akşam ailece buradaydınız. Baba buradaydı, anne buradaydı, kardeş buradaydı. Çok teşekkür ederim efendim size de bir kez daha. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Ve veda edeceğimiz diğer isim Belgüzar Hanım. Siz ne dersiniz? Çok keyifliydi. Bir de bu yarışma %100 yerli bir yarışma. Özellikle yarıştığım için de çok memnunum. Size, ekibinize de çok teşekkür ederim. Final akarlan arkadaşlara da teşekkürler. Aktaracaklarım başarılar. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık Belgüzar Hanım. Nerede rahatladınız? Bir yerden sonra bir yarışta rahatladığınızı biz hissettik. Yani ben hissettim en azından dışarıdan. Bir yerden sonra bir tempoyu da artırdınız. Aslında baş cümleleri ya da son kelimeleri yakalıyorum ama tam oturtamadım kelimeleri. Bir de göremedim bazı kelimeleri. Butona da geç bastım. Bu şekilde. Sağlık olsun. Ama dediğim gibi devamında iyiydiniz. Belki şu an bir yarış daha olsa çok daha rahat yürürsünüz. Evet, kesinlikle daha iyi olur. O başlangıçtaki heyecanı biraz daha geç attınız. Başlangıçta kötü olmanın avantajı, sonradan toparlayamadım. Sağlık olsun diyelim. Biz tanımaktan çok memnun olduk. Bugün eşiniz de buradaydı. Eşinize de ayrıca çok çok teşekkür ederim efendim. Ayaklarınıza sağlık.
O zaman izninizle bir son turumuza geçelim. Bu akşamın birincisi ve ödül bölümüne yükselen isim, finale avantajlı yükselen Dila Hanım mı olacak, yoksa şu an ikinci sırada olan Dilara Hanım mı olacak? Efendim, Ben Bilirim'in final turu için son 10 soruyu cevaplamak için hadi yolumuza devam edelim. Cahit Ar. Tundra. İstanbul. Domino. Zor kadın. Tebrikler. Meşrubat. Hopkan. Karaçalı. Kartela. Tebrikler. Ayyogi. Köpek. Sürüm. Sutlare. Lahe. Alper Kul. Japonya. Dik açı. Sağmak. Yorum. Tebrikler. Define. Sorumu kimseye kaptırmam dedi. Ve 40 puan kazandı mı? Tebrikler. Betüş. Dinlenme tesisi. Kolluk kuvvetleri. Tebrikler. Tekrar çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Ben Bilirim'de son turumuza geldik. Son 10 sorumuzu cevaplayacağız. Finale yükselen isimler Dila Hanım, mimarlık tarihi üzerine yüksek lisans yapıyordu. Dilara Hanım da endüstri mühendisimiz. Toplanan puanlar 1620'ye 960. 4 soruluk fark var ve birazdan 10 soru göreceğiz. Hazırsak başlıyoruz finale. Hanımlar hazır. İlk kategorimizi Dilara Hanım'la birlikte seçiyoruz. Buyursunlar bu akşamın kategorileri. Neler varmış? Genel kültür, ağırlık ölçüleri, 90'larda televizyon, oyunlar ve Atatürk kategorilerimiz var. Dilara Hanım hangisiyle başlayalım? Genel kültür İ. Genel kültür, cevapta göreceğimiz harf İzmir'in İ'si. Buyursunlar sorumuz. Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, kırmızı rengi olan, alüminyum bakımından zengin topraktır. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Son 8 saniye. 6 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Buyurun Dilara. Tamamen tahmin edeceğim. Latrik. Latrik. Aradığımız cevap mı? Görelim. Hayır dediler. Latrik değilmiş. Dilara Hanım tek tahmin hakkını kullandı. Puan alamadık. Aradığımız cevap neymiş? Birlikte görelim efendim. Lateritmiş aradığımız cevap. Toprak türü. İkinci sorumuzu da Dila Hanım'la birlikte seçiyoruz. Kategori ekranımız geliyor. Ağırlık ölçüleri M. Ağırlık ölçüleri M harfi cevabımızda gözükecek bu kez. Şöyle sorulmuş. 7,692 kilograma denk bir ağırlık ölçüsüdür. Bu soruda 2 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir tane daha. 10 saniyemiz kaldı. 6 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Gelmedi aradığımız cevap. Bir ağırlık ölçüsü birimi arıyorduk. Neymiş efendim görelim. Batmandı aradığımız cevap. Buradan da puan alamadık. Şu ana kadar 2 soruyu geride bıraktık. Tabii sorular cevaplanamadıkça zaman Dila Hanım'ın lehine işliyor. Evet. 4 soruluk fark var. Şimdi kategoriyi Dila Hanım'la birlikte cevaplıyoruz. Alıyoruz. Ağırlık ölçüleri E olsun. Evet, bu kategoriyi böylece tamamlayacağız efendim. Sorumuz şöyle. Odun, kireç gibi ağır ve kaba nesneleri tartmakta kullanılan yaklaşık 226 kilogramlık ağırlık ölçü birimidir. Buyurun Dilan. Desi. Desi. Aradığımız cevap desi mi? Görelim. Hayır dediler. Bu soruda da bir kutumuzu açma hakkımız vardı. O kutuyu açıyoruz. 15 saniye. 10 saniye. Buyurun Dilara. Teke mi? Teke mi acaba aradığımız cevap? Yaklaşık 226 kilogramlık ağırlık ölçü birimi teke mi? Görelim.
Hayır dediler. Son 6 saniye, birer hakkı daha var yarışmacılarımızın. Buyurun Dilan. Tahmin edeceğim. Beki. Beki. Ağırlık ölçü birimi bu kez Dila Hanım'a 200 puan kazandırır mı? Görelim. Ona da hayır dediler. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye süreyi doldurduk. Tahminlerde bulunduk. Gelmedi o cevap. Neymiş görelim efendim. Çekiydi aradığımız cevap. Buradan puan alamadık. Daha açılışı yapamadık değil mi finalde? Evet. Hadi inşallah bu soruda. 3 soru geride bıraktık efendim. Şimdi Dila Hanım'la birlikte seçiyoruz kategoriyi. Oyunlar Ç. Oyunlar Çankırı'nın Ç'si. Geliyor sorusu. Çizilen bir şema üzerinde ilerleyerek yatay, dikey ya da çapraz yönde sıra oluşturmaya dayanan iki kişilik oyundur. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Dila Hanım. Üç top. Üç top. Doğru mu? Görelim. Üç topa hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Dila Hanım. Üç taş. Üç taş. Final turunun ilk puanı gelecek mi? Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve yeniden kategori ekranına gideceğiz. Bu kez Dilara Hanım'la birlikte. Genel kültür A olsun. Genel kültür kategorisi de tamamlanacak efendim şu soruyla. Avrupa'da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konaktır Dila Hanım. Kale. Kale. Aradığımız cevap kale mi? Görelim. Hayır dediler. Soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak. Bu soruda bir kutumuzu açma hakkımız var. O kutuyu açıyoruz. Buyurun Dila Hanım. Şato. Şato. Dila Hanım'ın kalesine karşılık Dila Hanım'ın şatosu 200 puan edecek mi? Görelim. Tebrikler. Evet, 4 soruluk farkımız var ve 5 sorumuz kaldı. Evet. Dilara Hanım'ın gün birinciliği şansı devam ediyor. Vurgulamış olalım efendim. Buyursunlar kategoriler. Ne dersiniz Dila Hanım? Oyunlar S. Oyunlar kategorisi geliyor. Zemine çizilmiş kareler ve içine yazılmış sayılar bulunan, kareye taş bırakılıp devamında vücut hareketleriyle oynanan oyundur Dila Hanım. Seksek. Seksek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Efendim Dila Hanım? Finalist belli oldu galiba. Finalist belli oldu evet. Evet oldu. O dörttü. 5 sorumuz vardı. 5 soruluk fark vardı. Siz şu an farkı 5'e çıkardınız. Evet. Soru sayısı 4'e düştü. Dolayısıyla finalist belli olmuş oldu. Benim matematiğim çok zayıftır ama hani şu an çıkardığım o. Peki. Tebrik ediyoruz Dila Hanım. Artık gün birinciliğini garantiledik. Ama nihai tabloyu görmek adına kalan soruları da cevaplayacağız. Kategori ekranımız geliyor. Dilara Hanım seçecek bu kez. Ne dersiniz Dilara Hanım? Atatürk. Ye. Atatürk kategorisinin ilk sorusu. Cevapta Y harfini görüyoruz. Buyursunlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Latife Hanım'a hediye ettiği atının adıdır. Bu soruda 4 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. Buyurun Dila Hanım. Sakarya. Sakarya. Görelim. Tebrikler. Atatürk kategorisinin ilk puanı da Dila Hanım'a gitmiş oldu efendim. Yeniden Dila Hanım'la seçeceğiz. 90'larda televizyon. 90'larda televizyon. Cevapta göreceğimiz harf hangisi olsun? G. G harfi olsun efendim. Buyursunlar.
Okan Bayülgen'in 1998 yılında başlayan ve sunuculuğunu yaptığı şov programıdır Dila Hanım. Zaga. Zaga. Rakibinden onayı da aldı. Dila Hanım, Zaga. Görelim. Tebrikler. Yalnız Dilara Hanım'ı da cevap anahtarı gibi görüyorsunuz. Hemen oradan onay gelince bir daha da rahatlıyorsunuz. Ben hızdan kazandım o yüzden. Basıyordu yani. Evet, tebrik ederiz Dila Hanım'ı. Geliyor efendim yeniden kategori ekranımız. Son iki sorumuz için Dila Hanım'la seçiyoruz. 90'larda televizyonu bitirelim. Peki efendim, buyursunlar. 1993'te Haluk Bilginer'in sunumuyla başlayıp sonraki yıllarda Cem Kurdoğlu'yla devam eden reality show'dur. Süremiz işliyor. 4 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. İki kutu daha. Son 7 saniye. 5 saniye. Buyurun Dila Hanım. Sıcağı sıcağına. Sıcağı sıcağına. 1993'te Haluk Bilginer'in sunumuyla başlayıp sonraki yıllarda Cem Kurdoğlu'yla devam eden reality show. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve efendim artık son sorumuz, son kategorimiz kalmıştı. Atatürk kategorisi vardı. Dila Hanım'la birlikte alacağız. Atatürk kategorisi L. Atatürk kategorisi L harfinin sorusu geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'e 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanı ile birlikte verilen rütbedir Dilara. Mareşal. Mareşal. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Böylece Ben Bilirim'de 66 soruyu geride bıraktık. Bu akşam başarılı 4 hanımefendiyi ağırladık. Az önce 2 yarışmacımızla vedalaşmıştık. Şimdi finalde de son tabloya bakma vakti efendim. Başından itibaren istikrarlı bir grafikle finale yükselen Dilara Hanım, affedersiniz Dila Hanım, isimler de yakın ya. Dila Hanım 2620 puanla bu akşamın birincisi oldu ve ödül bölümünde Dilara Hanım da 1360 puanla tamamladı Ben Bilirim'i, bu akşamın ikincisi. Tebrik ederiz. Harikasınız. Kutlarım öncelikle. Hatta bu akşamki 4 hanımefendiyi de kutlarız. Rakipleriniz şu an evet. Kenarda heyecanla finali izlediler. Teşekkürler. Ne dersiniz Dilara Hanım bu akşam için? Dila Hanım çok başarılı yarıştı. Birçok görmediğimiz şeyi hızlıca görüp cevapladı. Ki puanı da çok net gösteriyor. Benim de şanssızlığım maalesef deyimler, anlam bilgileri hep seçtiğim nokta atışıyla hiç sektirmediğim harfler oldu. Olsun, ben burada olmaktan çok keyifliyim. Zaten videomda da belirtmiştim, videomu gönderirken de başvuru sırasında. Gerçekten hani eğlenmeye geldim. Hayatımda bir farklılık olsun diye geldim. Harika. Çok da eğlendim açıkçası. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Çok güzel de ağırlandık. Teşekkür ediyorum. Emeği biz geçen herkese. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu akşam hanımlar sıralama nasıl olursa olsun hepsinin yüzü gülüyordu. Onu da çok önemsiyoruz. Dilara Hanım da keza öyle. Evet. Şu an vedalaşırken de yine yüzü gülerek ayrılması evet. Bizim için önemlidir efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Dila Hanım, herkes sizi konuşuyor. Biraz da sizden dinleyelim. Ya, nasıldı? Çok çok iyiydi. Gerçekten çok keyifliydi. Arkadaşlarımla yarışmak daha da iyi oldu. Çünkü zaten birbirimizi görür görmez kaynaştık ve eşit gitti. Her şey çok güzeldi. Çok güzel ağırladınız. Çok keyifliydi. Oyunu oynamaktan çok keyif alıyorum ve şu an burası da öyle. O yüzden inanılmaz keyifli. İyi ki anneanne yönlendirmiş evet, diyebiliriz. Evet, iyi ki yönlendirmiş. O da gelecekti aslında. Keşke gelseydi. Keşke gelseydi. Belki ödül bölümüne gelir. Belki, evet. İstanbul'daydı zaten değil mi? İstanbul. İnşallah ödül bölümünde anneanneyi ağırlama fırsatımız olur efendim. Çok çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim size. Ödül bölümünde de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de bu akşam da sona geldik efendim. Gün birincimiz belli oldu. Biz yine 4 yarışmacımızla evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Siz de sadece ekran başından izlemeyip stüdyoya gelip yarışmak isterseniz, Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.